Davut Durmaz, 38 yaşında. Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Dinleyenim. 7 yıldır e, evli eşiyle beraber Sefa Sefaköy'de yaşıyor ve annesini görmek için aramızda. Yani 38 yıldır hiç görmediği annesi diyorlar. Annenizi hiç görmediniz, hiç tanımadınız. Fotoğrafı var mı? Yok, hayır. Fotoğrafı bile yok. Şimdi, e, annesi Davut Bey'i, bunu da insanlar hatırlayabilirler diye ümit ediyorum... 19 Ağustos 1978 yılında annesi Çapa Doğum Kliniği'nde dünyaya getiriyor. Bir gün sonra hastaneye bırakıyor. Evet. Klinikte annesinin adı Seniha Kurtoğlu olarak kayıtlara geçmiş. Bir dakika ben yerime geçeyim. Çok özür dilerim. Seni zorluyorum kameraman arkadaşım. Özür dilerim. Klinikte annesinin adı Seniha Kurtoğlu olarak kayıtlara geçmiş ancak Davut Bey'in soyadı Yıldırım olarak kaydedilmiş. Yani hastane kayıtlarına mı soyadınız Yıldırım olarak kayıtılmış? Yani o konu hakkında hiçbir bilgim yok kesin olarak ama şöyle söylüyorlar. Polis tarafından bir isimlendirme olabilir. Yani baba adı ve soyad o şekilde koyulmuş olabilir Ne konu olur, sen yine de söyle o hiç belli olmuyor valla. Yıldırım peki baba adında ne yazıyor? Adem. Adem? Hı <laughs> Adem Yıldırım. Adem Yıldırım diye mi geçiyor? Adem yani? Yıldırım evet. Ha, baba adı Adem Yıldırım, anne adı Sena Kurtoğlu Seniha olarak Kurdoğulu. geçiyor. Yani biz hastane kayıtlarından dolayı Sena Kurtoğlu'ndan eminiz ama Adem Yıldırım ismi belki de polis karakolunda konuldu diye emin değiliz orada Tabii, muallak. tam olarak ha. emin değilim. Anladım. Sonra e, biliyorsunuz böyle hastaneye bebekler bırakıldığı zaman hastane yetkilileri bir süre bebeğe bakar. E, anne geriye döner mi diye bekler. Ama anne geriye dönmeyince da öyle cezeye gönderilmiş Davut Bey. 5-6 e, aylıkken de Basri ve Nazife Durmaz çifti tarafından evlat edinilmiş. Ee, siz de aslında küçükken akrabaların arasında evlat edinildiğinizi duymuşsunuz. Evet birkaç kere duydum. Onun dışında e, dışarıda oynadığım benden daha büyük arkadaşlarım vardı çocukken. Tabii onların da çocukluğun vermiş olduğu bir cehaletle e, bana söylediklerini duydum birkaç kere. E, pek fazla aldırış etmemiştim ama ailemi kaybettikten sonra ee, evrak almak için nüfus müdürlüğüne gittiğimde bu kağıtlı nüfus kayıt örneğini de tamamıyla görüp inanmış oldum. Ee, bir süre cezaret edemedim aramaya ama e, şimdi istiyorum işin açıkçası. Size de çok güveniyorum Müge Hanım. İnşallah. Nerede? Hayırlısı inşallah. Öyle mi? Bakayım. Hastane evrakı da varmış. Ee, i̇simlendirme zabıt. 19.9.1978 günü İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Servisinin yazıları ile ihbar olunan 815 Seniha isimli bir kadının müracaatı ile gebe olarak e, yatırılmış kadın aynı gün doğum yapmış aynı gün hastaneyi terk etmiş sözü edilen kadın Bayrampaşa 4 yol Hamam Caddesi No 3'te ikamet ettiğini bildirmiş olduğu e, ne bunları söylemiyorsun sen 4 yol Hamam Caddesi herhalde burası. Hamam Caddesi No 3'te ikamet ettiğini bildirmiş olduğu bu yerde bahsi geçen kadın aranmışsa da böyle bir kadının ikamet etmediği anlaşılması neticesinde e, çocuğun davulcuya yatırılmak üzere aşağıda belirtildiği üzere isimlendirilmiştir. Adı ve soyadı hastane polisi Davut Yıldırım olarak intikal ettirilmiş olması sebebiyle adı ve soyadı he, senin ha, seni bu işleri yapan polisin adı Davut Yıldırımmış. O yüzden e, adı ve soyadı Davut Yıldırım olarak geçti diyor. Annesinin adı hastane yazılarında belli olduğu gibi Seniha olarak tespit edildi. Babasının adı ise Adem olarak tespit edildiğine. Bak Adem de evet. demek var yani. Adem demek ki annen geldiğinde kendi adına Seniha dedi, babasının adına sorduklarında da Adem dedi. Evet. Doğum tarihi de hastane yazılarında belli demiş. O zaman İstanbul Eyüp ilçesi Gazi Osman Paşa 4 yol Hamam Caddesi No. 3 olarak da bir adres vermiş annen. E, seni bırakmadan önce. Evet ama a, verildiği adreste bulunamamış sanırım. Öyle bir adres var mı hala? A, varmış efendim ama gitmedin verilen mi? adresi bulunamadığı için hiç gidip... Gitmedin de... mi? Yok hayır hiç e, Sen gitmedin. şoförlük yapıyormuşsun yıllardır niye gidip bir bakmadın annemlerin adresini verdiği ya biraz da korku vardı içimde tabii ne olup olmadığını. Ee, en son ben bir kalp ameliyatı geçirdim. Ee, açık kalp ameliyatı oldum. Ana damarım değişti. Aa, ee, biraz artık. da ondan sonra herhalde yani onların bir şeye ihtiyacı var mı? Veya e, onlar için yapabileceğim bir şey var mı? Veya onlar beni e, görmek istiyor olabilirler. Tabii e, yasal olarak verdiğiniz çocuğu arayamıyorsunuz. Size bilgi vermiyorlar. Ancak benim aramam gerekiyordu. E tabii bu kadar da insan ölüme yaklaşınca en azından bir tanımak istiyor. İnşallah. Yani yani ben size aslında şöyle söyleyeyim, diğer isimler falan hani olur olmaz ama 198 1978 efendim, 19 Ağustos 1978'de e, İstanbul Tıp Fakültesinde doğum yapan ve adını e, kayıtlara Seniha olarak, babasının adını da Adem olarak geçiren hanımefendi'yi arıyoruz. Evet. Eğer oğlu kendisini bulmak istiyor. Gel Davut, sen orada rahat edemedin, gel seni de böyle alalım. Yanında Oksa Hanım var. Oksa Hanım'la ilgili de e, size yine anlatacaklarım var. E, az sonra. Sesten anneni. Belki kardeşlerin de vardır Davut. Vallahi çok istiyorum işin açıkçası. Bir sesten annene. Annen, bu anneler de şöyle düşünüyor. Acaba beni istemez mi? Bir de terk edilen bebeklerle ilgili ben şunu anladım. Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. E, eğer... Anneler çocuklarını hastanede, camide işte vesaire, hani böyle terk ettilerse bu sırrı kimseye anlatmıyorlar geçen yıllar içinde. Ayıplanacaklardı. Evet. Yani hani kendisi evlatlık falan verdiğinde bunu anlatıyor evet. ama hastaneye terk ettim, işte caminin önüne terk ettim anlatmadıklarını fark ettim insanların. Bir öyle bir sıkıntın olabilir. Yoksa eminim o da seni bulmak isteyecektir. Ne, Ama ne şekilde? ismi Seniha olur. olduğu gerçek diye Bilmiyoruz. isimler çok önemli değil. Bilmiyoruz onu da o söylemiş. Ama Seniha herhalde bir şey yapılmıştır 78'de. Ha. Nüfus kaydına falan bakılmıştır onun. Yani her ne olursa olsun hani nasıl bir durumda beni bırakmak zorunda kaldıysa... ...ben gene de annemi bulmak ve görmek istiyorum. En azından bir kokusunu duymak istiyorum. Diyeyim. Canım benim inşallah senden de senden de güzel haber gelir. 19 Ağustos 1978. Oh vallahi ne güzel. Küçücük bebekken bırak şimdi kocaman yetişmiş. <laughs> Gel kucakla. <laughs> Çocuk da var mı? Yok, henüz yok. Allah nasip etsin. Hani Sağ bu hocam, Nasrettin abi, Hoca'nın tencere